İyi günler. Bugün 19 Ekim 2020 Muhabbet TV. Yok O Kadar yayında. Faruk Aslan bugün neler anlatacak diye merak ediyor musunuz? Beni uyku ilacı, sleeping pill olarak arkadaşlar kullanıyorlarmış. Uykuya gidemeyenler beni bir Adile Naşit olarak dinliyorlarmış. Ben masalcı, deliyim herhalde. Ee, öyle gözüküyor. Masal anlatmıyoruz, gerçekleri anlatıyoruz. İnsanlar da benim gerçekleri anlattığımı herhalde biliyorlar. Ama değiştiremiyorlar. Soykırım ve faşizm rejimi insanları eziyor. Ezdikçe daha çok eziyor. Şeytanlıkta e, öyle bir noktaya geldiler ki hatırlama ve hatırlatmak konusunda bir yayın yapmak farz oldu. İnsanların hafızaları var. Bilgisayardan daha güçlü. Ruhları her şeyi kaydediyor. Hiçbir şey unutulmuyor. Hiçbir şey. Mazide kalanlar, güzel hatıralar, kötü hatıralar, bütün hatıralar hatırlanır. Ve hatıralar güzeldir. Veya çok kötüdür. Korktuğunuz, sevdiğiniz, aşk ile yaşadığınız, İhlas ile yaşadığınız, zevk aldığınız veyahut çok utandığınız, aşağılandığınız, suçluluk psikolojisinde yıkıldığınız, duygusal travmalar yaşadığınız veya mutluluklar yaşadığınız anları unutmazsınız. Anılarla tedavi bizim terapide kullandığımız bir tekniktir. Hatırlama ruhun bir subjektif duyusudur. Zaten sizde var içinizde bu ışık, güneş. Bir buluşma biçimidir. Hatırlamak, hatıralar güzeldir. Biz unutmayacağız, unutturmayacağız. Her zaman hatırlatacağız. Bir fincan kahvenin bile 40 yıl hatırı var. Hizmet bu kadar güzellikler sunmuş Türkiye'deki insanlara bunu hatırlatmak boynumuzun borcudur hatırlayın. 1926 senesiydi. Bir zaman Said Nursi Van'da inzivaya çekilmişti. Artık eski Said dönemi sona ermişti. Siyasette bir umut yoktu. Diktatörlüğe karşı İttihat ve Terakki Mason Bektaşilere, satanist rejime karşı mücadele etmiş, her gün yazılar yazmış, teşkilat-ı Mahsusa'ya bile girmişti Osmanlı'yı kurtarmak için, vatanı kurtarmak için. Ama Osmanlı'yı 35 parçaya bölmüştü şu andaki 15 Temmuz darbesini yapan ittifakçıların dedeleri. Yani vatanı kurtarmak öyle kolay değildi. Dış güçlerde ittifak yapmıştı, işbirliği yapmıştı, vatanı milleti satmışlardı. Ergonu koncular, etücüler siyasi İslamcılar. Üstad ne yapabilirdi? Bir çare aradı. Tarikatlarda bir çare yoktu. Şeyhlerde bir çare yoktu. Hepsi yozlaşmıştı. Hakikatlar hakikati nedir diye bir rehber aradı. Ve rehber aradığında Kur'an-ı Kerim'i buldu. Başka rehber yoktu. Başka şeyh yoktu. Yanına Kur'an-ı Kerim'i almadı. Çünkü hafız zaten. Ezberinde Kur'an-ı Kerim. Fotojenik hafızası olan, fotoğraf hafızası olan Said Nursi, bir okuduğu kitabı bir defada da ezberliyordu. Ve e, pek çok ilimlere sahipti. Abdurrahman Molla Cami'nin e, Sufi hikayeleri, öyküleri, ansiklopedisini ise ezberden üç ayda bir tekrarlıyordu. Tekrar, tekrarladığı iki tane kitap vardı. Biri Kur'an-ı Kerim'di, biri Molla Cami'ydi. Bir zaman Said Nursi'nin. Hatıralardı. Öykülerdi. Gerçek hikayelerdi. Sufilerin hikayeleri gerçek olur. Yalan karışmaz. Molla Cami kırklardandır. Daha doğrusu kırk birincidir. Kırklar meclisine girmek istiyor Abdurrahman Cami. Davet ediyorlar kırklar. Diyorlar ki kırklardan biri hastalanmış. Yerine Molla Cami'yi alalım istişare heyetine. Molla de bir defa bulunuyor. Kırklar meclisinde. Çok seviyor Kürtleri. Hepsi Allah dostu. Sonra diyorlar ki ee, bir defalık ha 41 olsa olmaz mı diyor bu Kırklar Meclisi. Yok olmaz diyorlar. Kırklar Meclisi'nin adı üstünde. Kırklar Meclisi. Yani bir hastalanınca yedek hüye Molla Camii'ydi. Ondan daha büyük şey, zatlar var tabii. Bir zaman Said Nursi Kırklardandır. Fethullah Gülen Hoca Efendi gibi. Kur'an'ın surları yıkılmıştır. 6-7 seneden beri şöyle buyurmaktadır. Ruhu ona. Bütün ucumlar Kur'an'adır. Erdoğan rejimi, mit rejimi Kur'an-ı Kerim'in etrafındaki surları yıkmıştır. Ha, Osmanlı'nın son dönemiyle Cumhuriyetin ilk yıllarındaki 1926 dönemi bugün de herhalde benzer bir durum söz konusu. İmanı kurtarmak zamanıdır. İmanları çalıyor bu soykırım rejimi. İşte bu beyanatın arkasında aslında hadisatın ne kadar dehşetli olduğunu izah etme vardır. Kur'an'ın surlarını yıkan Erdoğan MIT rejimi, soykırımcıları, faşist, faşistleri yerel ve global zındıga ile beraber Kur'an-ı Kerim'e, kutsal kitabımıza, Peygamber Efendimiz'e ve insanların imanlarına hücum ediyor. İmanı kurtarmak bütün Müslüman ve erkeklere farz olmuştur. Kur'an'ın etrafındaki surlar yıkılmıştır. Kur'an-ı Kerim okuyanlar hapse düşmüştür ülkemizde. Bu nedenle Hulusi ki askerdi kendisi, üstadın en büyük talebesi bir askerdi. İman hem nurdur hem kuvvettir. Hakiki imanı elde eden kainata meydan okuyabilir demişti üstad Mücadelenin kaderini sizin azminiz belirler. Hak mücadelesi maratona benzer. Uzun soluklu olur. Hak verilmez, alınır. İşçi hakları için binlerce insan can vermiştir dünyada. Sendikalar, işçi hakları, kurumları o yüzden kurulmuştur. Ülkemizde 15 Temmuz rejimi hepsini çöpe attı. Sendika diye bir şey kalmadı. İşçiler yürüyemiyorlar, hiçbir hakları yok. Bu nedenle eskiden 15 saat çalışan işçiler daha sonra bunu dünya sanatlarında regüle edilmişti. Türkiye bu anlaşmaları imzalamıştı. Erdoğan ise hiçbir anlaşmayı takmıyor biliyorsunuz. Hırsızlık, sömürü, istismar hat safhada. 5 yaşındaki çocuklar, Suriyeli çocuklar madenlerde çalıştırılıyor, sokaklarda çalıştırılıyor. Günde 12 saat, 15 saat çalışıyor. Kazandığı parayla karnını bile doyuramıyor. Böyle bir rejim meydana getirdi. Ee, çok sayıda ucuz işçi var Türkiye'de. Mülteci 5 milyon kadar Suriyeli. Sadece Türkiye vatandaşları acından ölmüyor. Suriyeliler de Türkiye'de acından ölme noktasına geldi. Ee, ve artık kadınların hakları yok. Her gün kadın cinayetleri işleniyor. Her gün tecavüzler yaşanıyor. Balık baştan kokuyor. Yukarıdan aşağıya bir zulüm rejimi kuruldu. Kahkeller e, ayrı bir dert. Kakeri olmayanlar ayrı bir dert. Rejimin fişlediği, bu faşist soykırım rejiminin insan saymadığı insanlar e, yaşamaları yaşam alanı olmadığı için Hitler rejiminde olduğu gibi kendisini ülke dışına atıp bu zalim yamyam barbarlardan kurtulmak için çareler arıyor. Aileler perişan. Yuvalar yıkıldı. Mahkumlar ölüyor. Covid yayılıyor. Af diye bir şey çıkartmaya hiç niyetleri yok. Af diye bir şey çıkardılar. İnfaz yasası katilleri, suçluları çıkardılar. Alaaddin Çakıcı gibi kendi siyasi amaçları için tepe tepe kullanıyorlar. Bodrum'da buluşturmuşlardı. Bodrum'da buluşmaya baş, başka şerefsizler de katılmış darbeciler. Devletler hakların genişlemesini e, devlete ele geçirenler istemezler. Niye millete hak hukuk verecekmişim? Hırsızlık yapıyor, soygun yapıyor. Demokrasi yok, seçim yok, medya yok, yargı yok. Hesap soran bir sayıştay yok, danıştay yok. Yargıtay yok, anayasa mahkemesi yok. Erdoğan niye korksun? Böyle bir rejim it gibi peşinden köpeklik yapıyor. Türkiye'de örgütlenmek artık yasak. İfade ve düşünce özgürlüğü, girişim, teşebbüs özgürlüğü falan çoktan tarih oldu. Ve e, böyle bir ahmak rejime teslim mi olacağız? Tabii ki hayır şiddete başvurmadan mücadele edeceğiz. Ülkemizde artık sadece insanlar değil, e, Yunus balıkları da ölüyor. Kuşadası'nda son bir haftada iki tane Yunus balığı ölmüş, ölüsü bulundu Aydın'ın Kuşadası ilçesinde. Çizgili Yunus balığı ölüyorsa ve deniz yüzeyine çıkıyorsa ülkemizde herkes ölür. Neden? Çünkü Yunus balığı e, hayvanlar içinde Umudu temsil eder. Türkiye'de umutlar ölüyor. Rüyanızda yunus balığı görüyorsanız umuttur bu. Eğer ölü yunus görüyorsanız umut yok demektir. Eğer yunus balığının üstünde bir çocuk görüyorsanız o e, sizin daha da umutlu olduğunuzu ve geleceğinizin parlak olduğunu gösterir. Ama ülkemizde yunuslar ölü olarak kıyıya vuruyor. Balıkçılar buluyor. Ve incelemeler yapıyorlar. Acaba Yunuslar niye ölmüş? Neden Yunuslara özgürlük yok? Çünkü Türkiye'de iyi insanları öldürdüler. Hapsettiler namuslu insanlara. Zulüm ediyorlar. Yunuslar da ölmeye karar vermişler. Yunuslar niye ölüyorlar? Çünkü Erdoğan Ege'de, Akdeniz'de petrol çıkartmaya, çevreyi bozmaya ve ormanları yakmaya çalışıyor. Denizlerin altını da karıştırıyor, üstünü de karıştırıyor. Ormanları da yakıyor. Ülkede çalmadığı herhangi bir şey kaldı mı? Anılarla tedavi yapmak, Cahit Sıtkı Tarancı'da e, bir esastı. Bilmem ki hatıralar, ne istersiniz benden? Gelir gelmez sonbahar, sonbahar bak geldi, yapraklar döküldü sarardı. Sonbahar'ın bugünlerinde hüzün çöktü üzerimize. Acaba bahar gelmeyecek mi ülkemize? Özellikle yılın bu mevsiminde bir hatırlama sanağı esiyor. Sarılmış solmuş yapraklar size neyi anımsatıyor sonbahar, güz mevsimi? Bana zeki güveni anımsatıyor. Hani öldürdüler ya. Hanefi avcı öldürdü, azmettirici, suçu azmettirici. Cezaevinde infaz ettiler Zeki Güven'i. Sincan cezaevine koymuşlardı. Eski Ankara İstihbarat Şube Müdürü Zeki Güven tek kişilik hücrede vefat etmişti. Hücresinde ölü bulunmuştu. Güven'in şüpheli ölüm sebebi kalp krizi olarak açıklandı. 1 Temmuz 2018 yılında. 3 ay içinde öldürmeyi başardılar. Yani Ankara'da istihbaratın başında olan, isimlerden biri olan, 15 Temmuz'un bütün pisliklerini bilen, bu rejimin faşist ve soykırımcı itlerini, gladiocuları yakalayacak tinette, kabiliyette olan bir polis, emniyet, istihbarat müdürünü 3 ayda işkenceyle, zulümle, tek kişilik hücrede bu rejim öldürdü. Katil bir rejim. Evet, bugün benim gibi olmayanlar da yaş aldıkça, hayatın sil sillesini tokadını yedikçe bana benzeyecekler. Biz Türkiye düzelsin diye yıllarımızı verdik, ömrümüzü verdik, nefesimizi tükettik, enerjimizi harcadık. Zulümler sona ersin, hayatlar yok olmasın, insanlar imansız, hayatsız kalmasınlar diye biliyorsunuz Mehdiyet hareketinin, Sermur hareketinin birinci aşaması imandır. İmanlar mukem takim yapılır. Sonra da salih amel işlenerek hayatlar korunur. Onu da Hoca Efendi temsil ediyor. Bir de şeriat aşaması var. Hayatı temsil eden insanları öldürmeye çalışıyorlar. Katillikle yakından uzaktan hareket olmayan, hayatı hayatı korumayı temsil eden hizmet insanlarına zulmeden şerefsizler alçaklar. Siz çok iyi biliyorsunuz ki hizmet insanları karıncayı bile ezmez. Ne darbesi, ne katilliği diye yüzlerine haykırmak gerekiyor. Ve yolları tıkıyorlar. Yardım edilmesini engelliyorlar. Bütün yolları tıkayanlar Allah'ın belasını, helaketine toplu olacak demektir. Yaşın yanında kuru da, kurun yanında yaş da yanacak demektir. Kundak diyorlar ormanları. Hatırlamaktan zevk almanız lazım. Bıktıracak kadar anlatmamız lazım. Ben size süsleyerek, cilalayarak, eğip bükerek, yontarak, yeniden inşa ederek, tarif ederek değil. Hep anlatacağım. Yeniden anlatacağım. Tekrar anlatacağım. Retelling your story. Ben güvende bir ülkedeyim. Bana dokunamıyor bu zalimler. Ve ee, anlatacağım. İtirafçı olacağım. Bütün her şeyi anlatacağım. Ben itirafçıyım zaten. Konuşuyorum ya. Ne kadar zalim olduklarını söyleyerek, yüzlerine çarparak, yüzlerine tükürerek ben itirafçıyım zaten. Anlattıkça yitirdiklerinizi daha iyi anlayacaksınız. Daha çok uyanacaksınız. Bir daha yitirmemek için, bir daha aynı eşekliği yapmamak için hafızanızın kuytu bir köşesine muhafaza edeceksiniz söylediklerimi. Diyeceksiniz ki İnsan olanlar bunlarmış. Bunlar bizi kurumuş hayatımızı, ülkemizi adam etmiş, itibarını yükseltmiş, vatansever insanlar diyeceksiniz hizmet insanlarına. Süfyan Erdoğan ve MİT soykırım mecmi zulmünün nice kurbanları var. Küçük kurbanları, ağzında emzikle bebekler var. Meriç'in sularında can vermiş Ege'de boğulmuş. Unutmadık, Unutmuyoruz. Unutmayacağız. Tarih 13 Şubat 2018'i gösterdiğinde Meriç Yunanistan'a geçmek isteyen bir ailenin Alabora olan bottan düşerek kaybolduğunu öğrendik. 2 yaşındaki Halil Münir Abdurrezzak'ın cesedi yaklaşık 4,5 ay sonra bir kum ocağının su pompasına takılı bulundu cinayet işliyor bu rejim. Ülkemizin öğretmenlerini, ülkemizin aydınlarını bu şekilde fişleyip öldürdü. Ülkeden kaçmak zorunda. Cebri hicretle en yakın ülke Yunanistan'a gitmek zorunda bıraktı. Meriç'te öldürdü, Ege'de öldürdü. Operasyonlar yaptı, kaçmalarını engellemeye çalıştı. Yunanistan'da anlaşma yaptı, geri iade aldı. Gitti Yunanistan'da dövdü. Yunanistan Bunlara para verdi. Yunanistan'da dövmeye devam ediyor. İstihbaratçılar gö gönderdi. Katil bir rejim. Böyle Hitler rejimi. Kaçıncı defa insanlar ölüyor? Mustafa Kabakçıoğlu vakası iyice vicdanları kanattı. Bıktık. Yeter artık. Bu cezaevlerinin keyfi insanları öldürme hevesi işleri diye Ömer Faruk oldu, tweet yazmış. Cezaevinde denetimli serbestliği Geldi halde vatan e, kahramanları serbest bırakılmıyor. Yatan hastalar, yüzlerce insan var, çoktan tahliye edilmesi gerekirken tahliye dahi edilmiyor. Hani af vardı, hani infaz yasası vardı? İnfaz yasasını dahi kullanıp da masum insanları çıkartmayan, böyle kindar, haset duyan, kıskançlıktan çatlayan, kuduran bir rejinle karşı karşıyayız. İnsanlıkla yakından uzaktan alakaları yok. Bir mağdurun e, eşi anlatıyor. E, görüşü varmış telefonla. Eşini çağırttırmış. Koğuştan ağır hasta olan bir kişiyi e, tek kişilik hücreye almışlar. Eşi biz onunla ilgileniyorduk koğuşta. Fakat tek kişilik hücrede öldürmek için Mustafa Kabakçıoğlu gibi e, hücre yaptılar diyor. Yani adam cezası cezası de 5 ay olmuş. 10 gün önce yoğun bakımda yatmış aynı cezaevinde. Yoğuna bakımdaki bir hastayı koğuştan tek kişilik hücreye göndermek demek e, idam cezası demektir. Orada ölsün demektir. Yani tek Mustafa Kabakçıoğlu, Mustafa Barış olayı yok karşımızda. Bir Şebeke var ülkemizde, katil bir şebeke, soykırımcı, faşist, fişlediği insanları, masum insanları öldürmek için rezervinde de faaliyet gösteriyor. Ekmeksiz yaşarım ama adaletsiz yaşayamam diyen Bediüzzaman Sahip Nursi adalete vurgu yapıyordu. Biz ekmek peşinde değiliz. MHP lideri denen dangalak güya e, ekmek asmış, askıdakiler hürriyettir, adalettir, demokrasidir. Ekmek istemiyoruz. Demokrasi, adalet, hürriyet istiyoruz. İdam edilen. Adalet askıda unutuldu. Erkeklerin parmağında Osmanlı turalı yüzük varsa kesinlikle kaçın diyor bir abla. Harika bir olay diyor. Kimden uzak durmanız gerektiğini tek başınıza tek başına anlatan bir durum. Faşisttir, köpektir. Osmanlı turası Takıyorsa bu adam despottur, e, faşist bir köpektir. Ecdadımızı kullanıp kadınlara zulmeden bir namussuzdur. Kesinlikle nişanlanılmayın. Sözlenmeyin, evlenmeyin diyor. Doğru görmüş. Çetin Altanlı ne, ne demişti? Batıda düello geleneği vardır. Doğuda ise pusu kurulur. Kutlar vadisi pusu. Düello iki kişinin mertçe kavgasıdır. Filmlerde görmüşsünüzdür. İki kişi yumruk yumruğa kavga eder, sonra herkes yoluna gider. Batı'da böyle oluyor. Doğu'da ise insanlar korkaktır. Devletin arkasına sığınır, on kişi bir kişiye saldırır, mafyalık yapar. Bu mertlik değildir, kahpeliktir. Sıkıyorsa bir tarafınız teke tek gelin. Meydana da kim kimi dövüyormuş, kim kimi sövüyormuş görelim mafyanın arkasına, Alaaddin Çakıcı'nın arkasına sığınıyor, Erdoğan'ın arkasına sığınıyor, devletin arkasına sığınıyor, MIT'in, IT'in arkasına sığınıyor. Ondan sonra kahramanlık taslıyor. Oh! Ne ala memleket! Bu rezilliğe kampanya diyorlar. Bir ülkede etin kilosu 80 lira olmuş, bir paket sigara 19 lira olmuş, benzinin litresi 7, 7 TL, seçilen milletvekilleri güya milletvekili var. Erdoğan seçiyor milletvekillerini. 82 bin alıyor. Ee, seçen seçmenler ise e, asgari ücret iki, 2324 binmiş. 2000 lira iki, yani 2,5 buçuk. 82 bin ile 2,5 arasında böldüğünüz zaman kaç kat fark var? Yani seçilen Hiçbir iş yapmayan 600 tane milletvekili var. Bir Ömer Faruk Yeğderoğlu'yla, Sezgin Tanıkulu'yla e, birkaç tane kişiyi bunların dışına atıyorum, istisna ediyorum. Hiçbir boka yaramıyorlar. Halkın sesi değiller. Halkın e, mağdurlarını savunmuyorlar. KK'leri savunmuyorlar. Ondan sonra e, bu ülkede kriz yoktur. Kriz çoktur. Biraz utanma duygusu olan değil sokak ortasına ekmek bırakıp reklam yapmak. iktidar ortağı olduğu ülkede kuru ekme muhtaç insanların olmasından utanırdı MHP. Eğer adam olsaydı, insan olsaydı. Devlet Bahçeli zaten e, insan değil tabii. Yamyam, yam, faşist köpek, lazy and control freak, worst person ever. Şerefsiz. Askıda ekmekmiş. Evet, komşunuza ekmek götürün ama askıya asmadan, sessizce götürün. Reklam yapmayın. Oy avcılığı yaparak ekmek asmak demek bir e, sömürüdür, istismardır. Denizli valisini görmediniz mi? Neden maske takmıyorsun diye soruyor. Döner kesene gebermek istiyorum diyor. Gebermek istiyor. İnsanlar ölmek istiyorlar. Bu rejimden kurtulmak istiyorlar. Ayağımızda çorap götümüzde don yok diyor valiye. Maske benim son derdim. Benim asıl derdim geçim diyor. Döner kesen. A Denizli valisine. Faturalarımı ödeyemiyorum. Maskeler net ceza kesiyorlar. Maske takmıyor diye. Adam diyor ki beni tanımadın mı? Ya kimsin sen? Ben Denizli valisiyim. Bana ne? Çok umurunda Erdoğan'ın gönderdiği valiler. Ondan sonra sana bir ekmek arası döner yapayım diyor. O da diyor domates de olsun Bereş döner diyor. Yere rizayı kesiyor. Bir de özür diliyor ama özür kabahatinden büyük. Bu kadar ahmak e, yöneticilerin olduğu bir ülke batar elbette. Hattır. Bu böyledir. Ömrümüz acılarla geçti. Yani hatır, hatırlıyoruz bu faşist rejim geçmişte de bizi dışlamış, ötekileştirmiş. İnsan yerine, adam yerine koymayıp e, elit CHP'liler, Kemalist, e, faşist darbeciler e, devlete yaklaştırmamaya çalışmıştı. Nice engeller bariyerler koydu. Erdoğan'la beraber e, üstüne tüy diktiler. Bariyerler ikiye çıktı. Bir bariyeri aşıyorsun, başkası çıkıyor. Böyle faşist bir rejim yani. Bir yere yaslanmak, arkanızı sağlam almak istiyorsunuz. Ama geleceğiniz tehdit altında. Enzaiti sorunları çıkıyor. Mazide yaşıyorsunuz. Eskiden daha iyiydi. Depresyon sorunları çıkıyor. Bugüne bir türlü gelemiyorsunuz. Acaba gelen gideni aratacak mı? Gelecek daha mı kötülüğe girecek? Mazi sanki daha iyiydi demeye başlıyorsunuz. Anılar bizi acı çekmeye hazırlıyor. ve acıtıyor. Biraz Serok Hun Biker Hatine Sirnaka rengin demiş. Şırnak Belediyesi'nde Erdoğan fotoğrafı var Kürtçe. Ee, olarak bir pankart atmış Şırnaka Kürtlerin yaşadığı bir şeyle ama Kürtçe İstanbul'da tiyatro yasak. Kürtlere Kürtçe konuşmak yasak, pankart yasak, PKK'lı diyorlar. Ama Erdoğan, Şırnak'ta Kürtçe pankart asabiliyor. Böyle bir ülke hamdolsun. Yani e, siyasi çıkarlarına uyduğu için Kürtçe kullanabiliyor Erdoğan ama Kürtler Kürtçeyi kullanamıyor. HDP kullanamıyor. Şırnak bir de Erdoğan'ın kamu görevlerinden oluşan bir yoğunluğa sahip yeniden kuruldu, yıkıldı. Hulusi Akar tarafından. Citem'in kullandığı bir şehirdir. Şırnak Merkez'de biliyorsunuz. Özel Harp Komutanlığı. Asit kuyuların merkezi. bu rejimin katillerinin merkezi yönetimi o bölgede. Kürtçe Erdoğan'ı görüyorlar. Her gün küfrediyorlar. Tükürüyorlar Erdoğan'ın o utanmaz yüzüne bu etöcülerin ahlaksız suratlarının görseler tükürecekler. Onlar saklanıyor Erdoğan'ın arkasına. Pek çok insan haksız yere hapse girdi. Kaldıkları koşlar da zemin mozaikmiş. Orayı yıkayınca içeriye yıkanmış mozaik kokusu dolarmış. Arkadaşım pek severmiş o tozda kılışık kokuyu. Onu alıp dedesinin avlusuna götürürmüş çocukluğuna çünkü hatıralar kuşlar gibi dal ister konacak. O dalı buldu mu başlar şakmaya. Denizli'de halkın uyarıları dikkate alınmadı. Valilik bir ilan yayınladı. Valiliğin yayınladığı ilana baktım. A, Denizli Valiliğinde Türkçe bilen kimse kalmamış. Yani e, bu kadar e, liyakatsız bir rejim ve hatta ilişkiler Müdürlüğü'nün yayınladığı bir sayfalık metin yaklaşık e, bir 35-40 tane imla ve Türkçe hatası dolu. Bir sayfada e, yani toplam bir sayfada bu kadar e, Türkçe hatası yapan bir valiyi ve basın müşavirini nereden bulmuş bu rejim diye merak ediyorsunuz. İnsan kalmamış. Fiş diye fiş diye, ata ata, şiş diye diş diye, bu halde çalışan eleman kalmamış. Türkçe bilmiyor. Oh, ah hapishaneler, avlular döşeliymiş mozaikle. Yaz öğlelerinde yengelerinden biri su döküp şırpıdık terleklileriyle yerleri yıkamaya başlayınca koştaki kokunun benzeri yükselirmiş eskiden. Eskiden mozaik vardı avlularda. Çocuklar bir araya geliriz, koşuşur, topaç çevirir, çelik çomak oynardı. Eskiden çocuklar şen şakrak, hiçbir düşmanlık, ayrımcılık, ötekileştirme olmadan oynardı sokakta güvenle. Şimdi çocukları kaçırıyorlar, tecavüz ediyorlar. Gülüs'ün doku kaçırıldı, kıyıp bulamıyoruz. Her kız çocuğu ise bu rejim daha çok kaçırıyor ve mağdur ediyor. Tecavüz ediyor. Öldürüyor. Bakıyorsunuz artık ülkemizden ezanlar okunmuyor mu miailerden? Okunuyor. Çok cami var. İmam da var, müezzin de var ama maalesef e, köpekler hırılıyor ülkemizde. Bu köpekler ülkemizi o kadar çok bağırıp e, kin ve nefretle sisle dumanla doldurdu ki insanlar önünü göremiyor. Gökyüzünü göremiyor. Dua edip etse dualar kabul olmuyor. Acaba siz duman, cin, ifritler mi kapladı da ulaşmıyor duamız güve diye merak ediyor. Diyanet İşleri Başkanlığı herhalde e, cinler konseyiyle saf aptal Müslümanlara dua ettiriyor galiba. Gerizekalı kerizlere. O yüzden ulaşmıyordur. Özgün Namal Hanım Kutlar Vadisi'nin Elif'i demiş ki eline beline, diline sahip olandan kimseye zarar gelmez. Aleviler candır. Alevlere küfretmiş bu rejim AKP'liler. Alevlerin yemeğini yemiyorlarmış. Ama kul hakkı yiyorlar. Hitim hakkı, cemaat hakkı yiyorlar. Çatır çatır domuz gibi. Aleviyle ile evlenilmez diyorlarmış. 9 yaşında çocukta evleniyorlar bu AKP'liler. MHP'liler. Aleviler candır. Alevilere kurban olun. Aleviler sizden daha iyi Müslüman. Alevler kadar başınıza taş düşsün şerefsizler. Sacit Arvasi Hoca Efendi ümitsiz vaka, vaka gördüğümüz Türkiye'lileri harekete geçirip 50 senede okullar, kolejler, üniversiteler açtı. Cami açmadık ki biz. Kur'an kursu çok az vardır hizmette. Türkiye'de ve yurt dışında seküler, laik, İngilizce eğitim veren dünya seviyesinde biz okul eğitim kurumları kurduk, üniversiteler kurduk ve bütün dünyada diyalog faaliyetleriyle köprüler kurduk. Kültürleri, dinleri, insanları bir araya getirdik. Makul ortak projeler yaptık, sosyal projeler yaptık. Afrika'da kuyular açtık, yetimhaneler kurduk, Dünyanın dört bir tarafında bütün insanlara yardıma koştuk. Kötülük yapmadık ki. Ne terör faaliyeti, ne silahı, ne darbesi. Bu kadar e, şeytanlığın elbet bir hesabı sorulacak. Ve ağır sorulacak. Köyünün dışına çıkmamış insanları Fethullah Gülenhoca Efendi dünyanın dört bir tarafına gönderdi. Eğer Türkiye'yi yere geçirmek gibi derdi olsaydı bu kaliteli, keyfiyetli, ülkemizin en iyi üniversitelerinden mezun insanları, 3-4 dil bilen insanları dünyanın dört bir tarafına gönderip de hizmet ettirmezdi. 1 milyon insan çıksın, hatta 10 milyon çıksın, eksilmez, 83 milyon var diye teşvik etmezdi. Türkiye'yi ele geçirmek gibi bir derdimiz yok bizim. Bizim derdimiz tebliğdir. İnsanlara yardım etmektir. insanlardan bir insan olmaktır. Ve artık pek çok insan yurt dışında yaşıyor. Sadece Arvasi 14 yıldır Batı'da, Amerika'da yaşıyor. Ee, 3.7 dil biliyormuş. 3.7 75 nasıl oluyor? 3 dil biliyor. Herhalde Kürtçeyi tam bilmiyor. O yüzden Seyit bir arkadaşımız, e, hapishanede çaplin din görevlisi olarak çalışıyor. E, dürüst olmak gerekirse. O ıslak mozaik kokusu e, hapishanelerde ve evlerimizde bize geçmişi anımsatır. Her obje, her e, hatıra bir parça bizi maziyeye götürür. Bakıyorum benim geçmişten hatıra olarak ne kalmış odamda. Ha, cevşenim var. Fethullah Gülen Hoca Efendi imzalamıştı. Bakıyorum. Ne yazmış Hoca Efendi, 1992 senesinde Cevşenim'e Hakkın Batı'dan ayrılmasında ...Mubarek ve mübaccel kardeşim Faruk Aslan Bey'e yazmış. Teşvik olsun diye. Başka hatıramda kalmadı galiba. 28 yıldır taşıdığım bir cevşenim kaldı. Maziyi hatırlatan, güzellikleri anımsatan. Ha bir de şu arkada Kazak İsmail Bayanolge'den yapmış olduğu bir kara kalem, karakötürüm var. 1991 hatırası. Kazak Moğol Türklerine ben Türkçe öğretmenliği yaptığım için Çamlıca Kur'an kursunda onların bir hatırası kalmış geriye. Hatıralar. Bakıyorum bu cübbeyi kim hediye etmişti? Bu cübbeyi hediye de dizleri yıprandı. Artık yamalı boşluğa döndü. Bir, bir, bir cübbe almamız lazım artık. Bu cübbeyi gördüğümde baküle bıraktığım cübbe aklıma geliyor. Baküle bir cübbe bıraktım geride. Fethullah Gülen Hoca Efendi hediye etmişti 1991'de. Mustafa Hoca hediye etmişti daha doğrusu. Neyin hediyesiydi o? Ha, çetele yarışmasında İstanbul'da birinci olmuştum. Benden fazla Risale okuyan, Kur'an okuyan, Virt zikir çeken, Kırpıranta serisini okuyan, teheccüd kılan, oruç tutan, takva sahibi insan bulamamışlardı galiba. O yüzden birinci olmuş olabilirim yani. Ee, yedide yedi de Oruç haftada iki. Maksimum. Kimse seviyeme yetişemiyor. Risale-i Nur haftada 350-500 sayfa. Şike yapıyor dediler Faruk Aslan. Dedim ne şikesi? Bu maç mı ki şike yapalım? Fenerbahçe takımı mıyım ben şike yapayım? Ee, şike yapıyor dediler. Mustafa Hoca'ydı galiba. Kıraat uzmanıdır Mustafa Hoca. Mustafa Akdemir. Mahfuz Hoca Faruk şike yapmaz dedi. Kadir Hoca ne şikesiymiş bu? İzah et Mustafa Hoca dedi. O da Çalınca Kur'an kursunun imamı. Şey, Kıraat Üniversitesi mezunu Medine'den. Dedi ki Faruk her gece nöbet tutuyor. Uyumuyor. Geceleri uyumadığı için teheccüdler 7'de 7. Biz her gece teheccüde kalkamıyoruz. Evliyiz, çocuk, çoluk çocuk var. Bunun neresi şike diye Fatih Hoca sordu. Siz de gelin, nöbet tutun. Yani geceleri uyumayın, çocukları e, teheccüde kaldırın. Teşahşucular vardı. Altına işeyen çocukları altına işemeden hissedin. O çocuk tuvalete gitsin ki e, işemesin, rezil rusu olmasın diye. Siz de annelik yapın, gelin e, benle beraber nöbet tutun. İyi olur. Ben haftada yedi gün tutmayayım yani. Bir günde siz gelin. Ne annesi gelir, ne babası gelir, ne hocaları gelir. Belletmen ho vardır çocukların başında. Geceleri uyumayan da Faruk Arslan'dır. Ne güzel. Değil mi? E, şike yapıyor çünkü kitap okuyor. Nöbet tutuyorsa bütün gece nasıl e, bu kadar çok kitap okuyor? Geceleri okuyorum tabii. Günüzleri işim var benim. Gündüzleri baş doktorum ben. Geceleri kitap okuyacağım tabii. E kitap okurken çocuklara nasıl bakıyor? Çünkü çocuklar uyuyorlar. Bu şekilde şikayet yapmadım izah etmeye çalışıyordum. Yine de e, hediyeleri kaptık yani. İki yıl arka arkaya. Yani beni geçmek zordur. Eğer geçmek istiyorsanız siz de benim gibi olun. Değil mi? Dürüst olun. Ama pek öyle niyetleri yok. Yani ağzı olan konuşuyor diye bir reklam vardı. Torba gibi büzemiyorsun. Yorumlar, tenkitler geliyordu. Ben de gülüyordum. Siz de yapın. Yani e, serbest iradenizi kullanın. Siz de haftada iki gün oruç tutun. Öyle değil mi? Haftada bir gün bile tutmuyor. Geliyor haftada iki gün niye oluşturuyorum diye hesap soruyor. Ben bir de gençim o zaman ha. 21 yaşındayım. Onlar benden daha tecrübeli, daha iyi eğitimliydi o tarihte. Siz de iki gün tutun diye Mustafa Tezcan Hoca kükredi. Siz de Faruk Kadar, Kur'an-ı Kerim okuyun. Hafızlara bakıyor. Hafızların Kur'an'ını dinlerken o da Kur'an-ı Kerim'i okumuş oluyor. Dolayısıyla beni geçmek mümkün değil. Ben hafızların da Kur'an-ı Kerim'i dinlediğim için e, bizimki ekstra double double gidiyor. E, cevşeni de bitirmiyorsunuz siz. Hafta bir defa. Kaç hizip okudun? On. Niye 10? Niye cevşeni tamamen bitirmedin? Yani senin vaktin çok. Benim vaktim mi çok? Niye benim vaktim çok? Ee, niye senin vaktin çok değil? Falan. Ondan sonra e, bahane çoktur insan Pek çok bahane vardır. O zamanlar Recep Tayyip Erdoğan bizim mahallede oturuyordu kısıktı da. Komşumuzdu. Gelmezdi camiye. Ne vakit namazına geldi enişte Ziya ve Erdoğan. Ne cumada gördüm ne bayram namazına geldi. Allah Allah. Bu arkadaş herhalde Müslüman değildi. Ben Erdoğan'ın Müslüman olmadığını ta o tarihten biliyorum yani. Ne enişte Ziya, ne Erdoğan. Çamlıca, Kur'an kursu, şey, komşusu gelmiyor. Allah Allah. Biz kurban derisi toplarız. Erdoğan yok. Arabası vardı bir tane. Eksozu patlaktı gerçi ama Bacısı gelirdi, kermeslere filan. Ee, Erdoğan e, gelmezdi. Hiç. Ben bu arkadaşı namaz kılarken görmedim o tarihte. O zamanlar fakirdi bu arkadaş. E, fakirken namaz kılmayan, zenginken hiç kılmaz yani. Bu arkadaşın arkadaşları, aa kimlermiş gençliğinde? Cemil Çiçek'miş, Mehmet Ali Yılmaz'mış, Veysel Atasoy'muş, İhsan İhsanoğluymuş. Yani Erdoğan'ın gençliğindeki arkadaşlarıyla e, bugün geldiği nokta gerçekten rezalet. Bu kadar e, arkadaş canlısı, akraba canlısı bir e, süfyan diktatörüyle karşı karşıyayız. Ee, kendi yakın dostlarından başka hiç kimseye güvenmiyor. Tepe tepede kullanıyor bu şerefsizleri. Tesadüf yoktur. Kesinlikle. Şunu tas tamam hatırlıyorum. Yani ee, biz Aris Harikalar Diyarında yaşamıyoruz. İnsanların çocuklarıyla ilgilendik. Ali Erbaş'ın çocuklarıyla ilgilendik. Hizmete söven, küfreden, kötücü diyen Marmara Üniversitesi'ndeki bütün hocalar bizi iyi tanırlar. O hocalar, çünkü bizim beletmenler Marmara ilahiyetten çıkardı. Üsküdar ve Kadıköy İmam Hatip'e bakardık. E, ben de Osmanlıca dersine gidiyordum. O e, şu anda FETÖ diyen, bize küfreden adamlar var ya, isimlerini çekmeye gerek yok. Onlar Hayrettin Karaman, e, Faruk Beşer falan iyi tanıyor. Faruk, Faruk Bayraktar iyi tanır bizi. ...çocukları bizim talebemizdi. Çamlıca Kur'an kursundaydı. Bize teslim etmişlerdi. Bir tane çocuk vardı. İsmi Ömer Faruk'tu. Annesi, babası hiç gelmedi. İki sene boyunca... ...hafta sonları da eve gitmezdi. Oğlum git... ...anneni babanı gör. Ne iş yapıyor senin baban? Ormancı abilerdi. Ne demek ormancı... Ormanda dekçi. Peki niye gitmiyorsun? Annen yok mu? Yok dedi. Annem sensin. Annem var da yok. Gitmek istemiyordu. Neyse iyi dedim. Hafta sonu bana takılırdı. Hafta içi de Üsküdar İmam Hatip'te okuyordu. Çok zayıf, çelimsiz bir çocuktu. İkide bir okuldan telefon ederlerdi. Ömer Faruk düştü bir tarafını kırdı. Ya kolunu kırardı, ya ayağını kırardı. Hastalık vardı. Kemik zayıf, kemikleri zayıftı. Ben bu Ömer Faruk iki sene içinde tam 33 defa hastaneye acile kaldırdım. 33 defa. Hem de taksiyle. Arabamız yok, taksi tutuyoruz. Okula git, Üsküdar İmam Hatip'ten Ömer Faruk'u al. Ondan sonra e, hastaneye kaldır. Haydarpaşa'ya. Ee, ondan sonra annesi babası gelmesinler annen baban yok Faruk abileri var ya doktor Faruk anneye babaya ihtiyaç yok oğlum ben senin annenle babanı ne zaman göreceğim çocuğun elinde alçı ayağında alçı bir tarafı iyileşir bir tarafı kırılır iki sene içinde 33 defa alçıya alınmış adam böyle bir çocuk Annesini ve babasını görmedim. Gelmediler. 60'larda çalınacak Kur'an kursuna hizmet baksın. Büyüsün, yetiştirsin. İnşallah adam olur. Bir Ömer Faruk büyüdü. Ömer Faruk iyi bir insan oldu. Düşe kalka büyüdü. Ayağını, bacağını kıra kıra büyüdü. Hep yanında Faruk abisi vardı. Kırılırsa kırılsın diyordu. Faruk abi beni doktora götürür. Alçağı alır. Ayağıma, koluma bir elastik bandaj bağlar. Bizi böyle kırık yaralı bırakmaz. Evet. Çocuklara bakmak öyle kol kanat gelmek, anne gibi şefkat göstermek için belletmen olmak gerekir iyi öğretmen olmak gerekir. Can yandırmak, vicdanlı olmak gerekir. Benim paralar taksicilere gidiyordu. Kendi param harcıyordum. Yurdun parasını, himmet parasını harcamıyordum. Hiç kimse sormuyordu. Bu çocuğu hastaneye acile nasıl götürüyorsun? Bizden muhasebeden para da istemiyorsun diye ne muhasebeci sordu, ne yurt müdürü sordu. Hiç kimse sormadı. Ne annesi babası zordu. İki senede 33 hastane seferi. Hepsi taksiyle. Dönüşte taksiyle. Doktor Ahmet Seyfi vardı. Göz doktoruydu. Ee, Göztepe'de çalışırdı. Faruk derdi. Bu Ömer Faruk'un e, taksi paralarından e, taksiciler köşeyi döndü. E, zannediyordu ki yurt ödüyor parasını annesinden babasından alıyoruz. Bir gün e, Ömer Faruk dedi ki: "Yok, Faruk abi ödüyor." Dediz "Faruk sen deli misin?" dedi. "Yok dedim ben akıllı biriyim." "Neden kendi cebinden diyorsun Ömer Faruk'un e, taksi ücretlerini? Çünkü annesini babasını görmedim hiç." Yani ilgilenmiyorlar çocukta. Yurtlar ise bu kadar taksi parası alamam. Yani e, hizmetler yerine kullanılsın. Daha güzel işler var. E, hizmetin zaten parası yok. Gariban hizmet. Düşe kalka gidiyor. Hizmete yük olmak istemedim. Ömer Faruk büyüdü bugün. Fetucu diye hapse attılar Ömer Faruk. Adam olduğu için, insan olduğu için Ömer Faruk kolu bacağı kırla kırla büyüdü. Yusuf Bilge Tuş'ta büyümüştü ama 441 gündür hapiste. 6 Ağustos 2019'da kaçırıldı. Gülistan Doku Dersim'de Uzun Çayır Baraj Gölü'ne atıldığı iddia ediliyor tecavüz edilip. 289 gündür kayıp. AKP'li rektör ve yardımcısının tecavüz ettiği iddia ediliyor. AKP'li olduğu için herhalde bulunamıyor. Hürbüz Diril kayboldu. Keldane Kilisesi'nden papası Dremzi Diril'in annesi Şimoni Diril'in cesedi bulundu ama baba Hürmüz Diril Şırnak'ta kayboldu. Hürmüz Diril 283 gündür kıyıp. Mehmet Bal kayboldu. Silivri cezaevindeki oğlunu ziyaret etmek için yola çıkmıştı Mehmet Bal. Haber alınamıyor. 270 gündür kayıp. Nerede bu insanlar? Mite sormak lazım, saraya sormak lazım. Ege'de öldüm, Meriç'te öldüm. Kaybıbette öldüm, Hizrette öldüm. Ülkemde insanlık öldü. Dalıp gidiyordum. Ve olduğum yeri unutuyor. Ruhumu gizintiye çıkartıyordum diyor biri hapisteki. Ben böyle de Dayanabildim dört duvara. Akıl sağlığımı böyle böyle koruyabildim ama akıl sağlığını koruyamaya çok insanlara şahit oldum. Hatıralarımdan açtığım havalandırma delikleriyle nefes aldım. Nice tecavüz soruyanlar akıl sağlığını kaybetti. İşlerine silmedi. Biz iyilik yapmıştık. Kötülük yapmadık. Bizi neden fişlediler? Koz, kozmik Oda davasında FETÖ'cülükten ceza kestiler. Niye Kozmik Oda'ya girmekten ceza kesmediler diye kimse sormadı ülkede. Karşılaştığımız bu zorlu engamede bütün cezaların darbecilikten değil, hizmet hareketine mensup olmaktan kesildiğini fark edecek insanlar ülkemizde vardı. O kadar da kiriz, aptal, ahbak değildi değil mi muhalefet parti liderleri? biri çıkar söylerdi. E bir ahmaklar cezayir siz soykırım ve faşizm projesi çerçevesinde daha önce fişlediniz ve mağdur etmeye yemin ettiğiniz hedeflediğiniz intikam almak adı altında malına mümkün konup da ailesini parçaladığınız insanlardan çıkartıyorsunuz. Siz ne kadar şerefsizsiniz. Siz hangi domuzhanede, kerhanede büyüdünüz? Hangi fahişhanenin orospusunuz siz diye sormak lazım bu darbecilere. 15 Temmuz soykırımını yapan Perinçekçi, Etöcü, Balyocu, Erdoğancı, Hulusi Kara, Hakan Filana. Zekayı Aksakallı'ya sormak lazım. Niye seni terziyi öldürdün? Sormak lazım şirin yola. Nadire'ye ne oldu? Nurettin diye de sormak lazım. Neden Nazlı hala katili kayıp? Bu kadar katil, bu kadar soyguncu bir rejim herhalde Türkiye tarihinde, dünya tarihine gelmemiştir. Mümkün değil. Soma'da tekme attılar madenciye. Destek veriyor İstanbul Teknik Üniversitesi galiba. E, EGD, İT2 neyse artık Ankara'da yürümek istemişler. Madenciler gözaltına alınmış. Niye? Hiç hak hukuk yok anayasal haklar, yürüme özgürlüğü, pankart açma, eylem yapma özgürlüğü çoktandır rafa kalktı. Böyle bir darbe rejimi, OHAL rejimi görülmedi. Güya OHAL kalktı diyorlar. Yalandır. OHAL filan kalkmadı. Ülkemizde darbe devam ediyor. 2011 senesinde başladı 1 Eylül'de. Saldır Ayberk Yuttasuk Konseyi Başkanı yapıldı Hulusi Akar tarafından 1 Eylül 2015. 11'de terbiye başladı. Ben de 29 gün Twitter'dan aynı tweet e attım. Hulusi Akar hani askeri hiyerarşiyi bozulmayacaktın, yemin etmiştin. Bozulmayacak demiştin. Bu tekayüt terbeci, Vatan Partisi Genel Başkan Yardımcısı niye su Konseyi Başkanı tayin ettin diye 29 gün arka arkaya ihtarname çektim. Ne zaman? 1 Eylül 2015 tarihinde. Yani e, toplumu uyardım. Dedim ki darbe yapacaklar bunlar. Hulusi Akar'la Saldırayberk, Perinçekçiler. Bunlar darbe planlıyorlar. Erdoğan'a muhalif diye insanları fişleyip, ayna uzatıp oyuna getiriyor bu tezga getiriyor bu siyasi İslamcılar. Bunlar ortak çalışıyorlar demiştim ama hiç kimse tırmadı. Ondan sonra Denizli Valisi Ali Fuat Atık gibi adamlar çıkıyor. Pilav ve soğanlı domates salatasıyla döneri beraber istiyor aç gözlüler. Bir de küfre diyor adama. Herkese FETÖ'cü diyen sözcü mahkeme kararıyla FETÖ'cü ilan edildi. Herkes sözcüye FETÖ'cü diyebilir artık. Onlar artık resmen FETÖ'cüler. Sözcü gazetesi. Ceza da kestiler. Bakıyorsunuz ülkemizde bu FETÖ jargonuyla mağdur edemedikleri hiç kimse kalmadı. Türkan Saydancılar cezaları yediler. Hizmet hareketiyle 40 sene 50 sene ulaşmış adamlara FETÖ'cü dediler. Cumhuriyet gazetesinden. Ee, acaba niye? Kim bu darbeciler? İşkenceleri yapanlar, perinçekçiler, etöcüler. Yok efendim söyleyeyim, Erdoğan'cılar, Sadatçılar, teröristler. Gladio ekibi. Ondan sonra bakıyorsun birbirlerine atışta bulunuyorlar. Yok sen yaptın. Yok sen yaptın. Kim bu darbeciler? MHP mi? MHP'li ülkücü geçinen Mehmet Darbe ekipleri işkence yapıyor? Hiç utanmadı faşist. Türk sanırdık. Kriptoerbe'ye çıktı. Çakma, mitbaş bu. Ne istediğiniz ağaçlardan? Bunlar İblis'in çocukları, İfrid'in çaşıtları, ihanetin çekalları demişti Devlet Bahçeli. Ne zaman demiş bunu? Ha, iki sene önce. Beş sene önce söylemiş. 7 Haziran 2015'te de söylemiş. Adam çıkmış, konuşma yapmış Devlet Bahçeli. Ağaç kesenler, ormanları yakanlar. Bunlar ağaçtan ne istiyorlar Taksim'de? Gezi olaylarını organize edenlere darbeci, terörist, vatan haini, casus diyorlar. Şerefsizler demiş Devlet Bahçeli. Sonra ne yapmış? Erdoğan'ın yedek tekeri olmuş ve bütün soykırıma, faşizme sessiz kalıp Erdoğan'a destek vermiş Devlet Bahçeli. Demek ki neymiş? İblisin çocukları, ifritin caşıtları, ihanetin çekarları Devlet Bahçeli'ymiş ormanları PKK yakmamış. Meclis araştırma önergesini reddeden MHP'liler, AKP'liler yakmış. Maden ruhsatlarını alınca, ihaleleri alınca bu bankamatik milletvekilleri ateşin çocukları, ihanetin çakalları, ifritin caşıtları, İdis'in çocukları olmuşlar. Hatay ve Artvin'de ormanı yakanlar PKK'lı çıkmadı. AKP'li ve MHP'li çıktı. Ermeniler ise Jurek çıktı. Jurek ne demek? Rusça mafyoz demek. Şerefsiz demek yani. Devlet Bahçeli kadar şerefsizler. maalesef Novran çağında kıymeti bilinmiyor bizim nezaketimizin. Ermenistan'ın itirdikleri silahların siyasını Ermenistan parlamentosunda bir tane Ermeni milletvekili uzun bir liste olarak Paşinyan hükümetinin gözüne sokmuş. Jülik bunlar jülik. Mafya. Taştak sütün mafyası e, Mort'u gördü. Ervan'ı 22 yıldır mahveden Engin Alan ve Doğu Perinçek darbecilere darbecileri desteklemişti. Devam Tepatosu'nu yıkmışlardı bu şerefsizler. Ermenistan'da suikast düzenlemişti Engin Alan. Darbeciler yani onların adamları gitti şimdi Dağlı Karabağ'a sındı. Yolları kesmişler. Selçuk Bayraktar siyahlarla e, Laçın yolunda bombalamış. Fuzuli, Adam, e, Cebrail, Reyonlar, İran bağlantısı, köprüler hep Azerilerin tarafına geçmiş artık. E, Perinçekçilerin, Etocilerin iktidarı yıkılmış Erivan'da. Vah, vah Çok üzüldük diyemeyeceğiz bu konuda. Halil Cibran ne demiş? Hatırlama bir buluşma biçimidir. Acaba bunu mu kastetmişti? Karabağ ile ilgili benim hatıralarımı anlatırsam zaten e, bir 24 saat konuşsam yetmez. Pek çok hatıram var. Yani Hocalı katliamı olduğunda Kürdemir'deydim. Kürdemir'de öğretmenlik yapmaya gitmiştim. Türkçe öğretmenliği. Kürdemir bir nolu mektebinden. Heybet Kadıravun evinde kalıyordum. Subaydım. Subay be bekar demek üç tane arkadaşımız, arkadaşımla Azmi, Hasbi, Allah <laughs> isimler buydu. Bir de Arif'imiz vardı. Karabağ'da savaşmaya gitmişti. Hocalı katliamını duyduğu gün Karabağ adını yazdırdı. Cepheye gitti. Erzurumlu Arif. Bulamadık sonra. Uzun bir süre. Onun yerine Hasbi'yi çakmıştım. Azmi'nin yanına. Samsun'un fedaisi Hasbi'yi. Azmi Bursalıydı. Türkçe öğretiyorduk Azerbaycan Türklerine. Türkçe bilmiyorlar mı? Biliyorlar. <laughs> Ama Türkiye Türkçesi, Türkiye'nin tarihini, Türkiye'yi seviyorduk. Türkiye'de okumak istiyorlardı. Türkiye'nin muhabbetiyle bizi Türkiye'yi kurtarır diyorlardı. Karabağ Türkler kurtarır kurtarsa. Azeriler bize güveniyordu. Artık Ruslara güvenmiyordu. Komünist Parti biletini önümüzde yakmıştı Heybet Kadirov, yırtmıştı. Azerbaycan Birinci Televizyonu'ndan Hocalı Katliam'ın videosunu Cengiz Mustafa çekmişti ölmeden önce. Yaralı yaralı. 6000 bin kişinin yaşadığı Hocalı basanlar Robert Koçaryan'la Ser, Ser Yani 22 senedir Ermenistan'ı yöneten Engin Alan'la Doğu Perinçek'in adamları. Hrant Dink'in değil. Hrant Dink'in düşmanları. Hrant Dink'i veri küçük öldürdü biliyorsunuz. Kripto Ermeniler ülkemizde böyle darbe yapıyor. Yani muhteşem doğası bilinen Artvin Murgul'a ise orman yakıyor. Mehmet Cingiz. Ermeni kökenlidir. Rize'de. Erdoğan'ın keş kasası biliyorsunuz. Siyanur Havuzu oluşturmak için dört gündür Artvin'de orman yakıyor. Maden ustası almış. Artvin'de. Halk Orman Bölge Müdürlüğü dışında müdahale edilmeyen yangının yayılmaması için kendi imkanlarıyla çaba gösteriyor Artvin'de. Dört gün oldu. Bugün beşinci gün. Hatay'da da durum aynı. Yani insanlar kafayı yiyecekler. Neden bu orman yangınları çıkıyor? Hepsi de deniz manzaralı veya hatta maden usatlarının olduğu yerler. Ne Hep ihaleleri de AKP'liler ve MHP'liler almışlar. Hitler zen gelir. Ala ala peşin yan men ölmüşem. Meni niye diyorsan deyip de. Hitler. Yani Hitler iktidarda arkadaşlar. Ermenistan ne yapmış? NATO'ya başvurarak Selçuk Bayraktar damat beyin siyalarının Karabağ'da kullanılmasına izin verilmemesini talep etmiş. Rusya'dan isteseydiniz Erdoğan'ın ortağı Moskova biliyorsunuz. Değil mi? Neden e, Moskova'dan talep etmiyorsunuz? NATO'ya düşman değil misiniz siz? Hani NATO darbe yapmıştı? NATO'ya başvurmuşlar. Ermenistan Başbakanı Paşinyan. Ruslardan umudu kesmiş anlaşılan. Öyle gözüküyor. E, Fransa devlet başkanı Macron'la aran iyi. Onu arasaydın. O yardımcı olmuyor mu? Trump? O da mı yardımcı olmuyor? Anlaşma var arkadaşlar Karabağ'da. E, dolayısıyla e, Azerbaycan işgal edilmiş. Karabağ dışındaki yedi şehri alacak. Şuşa'ya doğru ilerliyor ordu. E, Han kendi boşaldı. Karabağ da şu anda boşalmış durumda. Bayağı kaza geldi Azerbaycan'da insanlar. Azerbaycan ordusu zaten dört kat güçlü. Ermenilerle karşı karşıya geldiğinde, Ruslar müdahale etmediğinde Ermenilerin kazanma ihtimali yüzde sıfır. Bu zamana kadar Ruslar Ermenilere destek verdiği için Azerilerin cesareti yetmiyordu. Türkiye'de askeri destek vermiyordu. Şimdi Erdoğan'la Putin anlaşınca sonuç, sonuçta bir e, zafer hediye edildi İlham ve Erdoğan'a. Rusya bunun acısını bakalım nereden çıkartacak. Karşılığında ne e, aldı. Bakıyoruz ne olabilir diye NATO operasyon yapıyor diye Ermeniler çığlık atıyor. Karabağ'da NATO operasyonuymuş. E, Azerbaycan ordusunun operasyonu. Tebriz'de halk 22 günü sokakta. İran'da. Tahran yönetimini protesto ediyor. İran'ın Ermenistan'a olan desteğini kesmelerini istiyor. Nurduz sınır kapısının kapatılmasını istiyor. Bugün gelen haberler Güney cephesinde sıkışan Ermeni güçleri İran tarafına kaçıyor. Ermeni ordusu dağılmış durumda. O yüzden e, artık İkinci Dünya Savaşı'nda savaşmış e, yaşları baby boomer neslini çağırıyor. Bunlar 70, 80 yaşına geçmiş ihtiyarlar Ermeni ordusunda asker kalmamış. 80 yaşındaki ihtiyarlarla e, Paşinyan savaş mı yapacak? Haksız işgalle 27 yıldır kontrol ettiği Karabağ dışındaki yeni şehir, şehri geri vermek zorunda. Masaya oturmak zorunda. Ateşkes ilan etmişler. Lavro araya girmiş, telefon etmiş Ankara'ya ve Bakü'ye. E, Azerilerin pek dinlediği yok. Devam ediyorlar. Ermeniler ateş etti diyorlar. Biz de cevap veriyoruz. Çok sert bir şekilde. Ermeniler niye ateş ediyor? Salak mı bunlar? Ee, i̇lk saldıran Ermenistan mı? Ee, yoksa Azeriler mi? Bu işte savaşta kimin ilk ateşi attığı belli olmuyor. Kim güçlüyse ateşi karşı taraftan bir gülle attırıyorlar. Hakan Fidan taktiği. Karşı taraftan iki tane füze attırırız. Hani hatırlayın. Ondan sonra biz haklı çıkarız. Azeriler de Hakan Fidan'ın e, emirlerini dinliyor. Hakan Fidan zaten e, bir haftadır kayıp Bakü'de olduğu ve Karabağ Savaşı'nı bizzat Hakan Fidan'ın Selçuk Bayraktar'la yönettiği konusunda Ermeniler açıklama yaptılar. Ruslar da öyle söylüyor. Fransızlar da öyle söylüyor. Hakan Fidan ee, ve Selçuk Bayraktar Karabağ Savaşı'nda özellikle Suriye ve Libya'dan getirdiği cihatçılarla birlikte e, uçaklarla, siyahlarla, toplarla, tüfeklerle hurra dediler bakalım Karabağ'a. Ee, Sorumuzu hayra et, itilaf etsin. Tebriz'de e, halk e, Azerbaycan'dan yana Tarhan yönetime karşı Nurdus sınır kapısı, köprüsü ele geçirildi. Dolayısıyla bu önemli bir gelişme. E, tabii bu gelişmeler Türkiye'de yaşanırken e, Erdoğan, AKP ve MHP'ler orman yakıyorlar. Yangınların araştırılması AKP ve BPL'de diyor. Hatayın Belen ilçesinde başlayan 15 ayrı noktada yangında 350 hektar alan tahrip oldu. Ruslar ne aldı? Almayacaksınız yakında. Ruslar bu kadar e, Karabağ boş yere, beleş yere vermezler. Mutlaka İran'ın güney tarafı Çin'e hediye edildi. 400 milyar dolar molalar aldılar, sattılar. Kuzey tarafı ise e, Rusya'ya verdiler. Ruslar para vermedi. Bu nedenle cingar çıktı. Yani Tebriz karışacak arkadaşlar. Urmiye, Horasan karışmış durumda zaten şu anda. Tahran yönetimi buğday e, ve un göndermeyi kesti. Millet ekmek yapamasın, aç kalsın, Tahran yönetimine muhtaç olsun diye e, Türklerin yaşadığı, Türkmenlerin yaşadığı bölgeye un gönderilmiyor Tahran'dan yaklaşık iki haftadır. Haberiniz olsun diye söyledim. Tebriz'den, İran'dan haber yansımıyor havuz medyasına malum. E, ülkemizde kibritçi kızlar var artık sokaklarda kibrit yakarak ısınmaya çalışıyor. Çoğaldı. Yetimler çoğaldı. Suriyeli yetimler bir yandan Türkiye'li yetimler bir yandan. Şimdi de e, Tebrizli yetimler herhalde Türkiye'ye gelecekler. E, az geldi 5 milyon Suriyeli. İran'dan Türkler de gelirlerse 40 milyona yakın Türk var, Türkmen var, e, kovum akrabalar. Onlar da Türkiye'ye gelirlerse Türkiye nüfusunda eksik var arkadaşlar. 83 milyon yetmiyor. Yani çok zengin varlıklı ülkeyiz biliyorsunuz. İşte çok 8 milyon işsiz var. Bunlar yalan şeyler. Bunları inanmayın. muhalifler söylüyor benim gibi. Berat Albayrak öyle söylemiyor biliyorsunuz. Tebres kılışılsa bir 5 milyon da İran'dan Türkiye'ye akın olur, anavatana dönüş ricat yaşanır. Ondan sonra kan gövdeyi götürür. Sonuçta Farslar öyle kolay kolay mola rejimini 41 sene sonra teslim etmezler biliyorsunuz. Ordu var, ellerinde istihbarat var, silahlar da var. Ondan sonra Müslümanlar Müslümanları öldürür. Erdoğan NATO'ya dedi ki biz İran'ı dağıtırız. Trump'a söz verdi. Yani Bob projesi çerçevesinde İran'ın dağılması, 3 ay ayrılması gerekiyor. Karabağ e, diyeti bu şekilde bedeli ödendi. Faturası bunun acısı yalnız e, Hatay'dan Kristen çıkar. İran istihbarat savama biliyorsunuz buçuk milyar dolar Reza zaratla Babek Zencan'ı ile düşvet dağıttı MİT baronlarına, Perinçekçilere, Erdoğancılara, e, bu derbecilere. E, Suriye'de çok güçlü, muhkem Şam'da Esad işbirliği halinde. Saldırı Berk de işbirliği halinde. Doğu Perinçek'te onlar Suriye yönetimine, Şam yönetimine çalışıyor. Ankara'ya çalışmıyor. Onlar vatansever değil zaten. Vatansız biliyorsunuz bu darbeciler. Esad'ın kazanmasını istiyorlar. Erdoğan'a ceza vermesini istiyorlar. Hak etti Erdoğan diyorlar. Suriye'yi dağıttı. 10 milyon insan ülkeden kaçtı. İnsanlar karşı suçlar işledi. İşit ve Endüstri'ye teröristlerini destekledi. Hepsi belgeli. Ve belgeler bütün ülkelerde var. Yani uluslararası mahkemelerde dahi de Erdoğan rejimi yargılanacak tabii AKP'liler. E, pençeçiler diyor ki biz yapmadık. Onlar yaptı. Biz Türkiye'nin dış politikasını yönetiyoruz ama Mevlüt Çavuşoğlu, bakan. E, biz e, işit ve Rusya'ya silah gönderilmesine destek veriyoruz MİT'te ama Can Dündar haber yaptı. Onu kaçırdık. Yani hizmeti kapattık. E, gerçekleri öğrenemiyorsun zaten. E, biz yapmadık. Yani Rusya'yla anlaşma yapıldı. 15 Temmuz'da biz yapmadık. Onu ee, şey Soner, Polat, e, İsmail Akın, Pekin, Saldıray, Berk, Çetin Doğan gitmişti. Onlar Vatan Partisi'nden miydi? Eskiden öyleydi. İstifa ettiler. Darbe zamanında bizim partideydi. Biz darbeci bir partiyiz. Darbe yapmak için kurulmuştuk. E, bu partiyi, pırtıyı. E, Rusya'da işbirliği yaptık ama onlar artık yenilik diye bir parti kurdular. E, nasıl bir yenilik yapacaklarsa darbeci generaller e, yardımcıları bilmiyoruz. Bildiğimiz tek şey hatırlıyoruz bunları ve belgeleri de elimizde yani. Hatırlaması acı veren çok anı olduğunu hatırlatanlar da çıkacaktır hayatınızda. E, unutmak istediğimiz, unutamadığımız için çılırtacak kertiye geldiğimiz şeyleri, haberleri gazeteciler unutmazlar. Bizim arşiv sağlam. Yani haberler, kitaplar bomba gibi. Akademik makalede yazdık. Kitaplarımız, e, belgeleri bu Perinçekçilerle ortak Erdoğan'cılar. işit Erdoğan teröründe, e, darbede hepsinde ortaklar. E, aynı gemide bulunuyorlar. Soyguncu, namussuz bunlar. GSM operatörlerinin devlete ödemesi gereken 5 milyar liralık vergi borcu affedildi. 7 milyarlık vergi borcu da affediliyor. KHK kredisinin faizini bile silmeyen yani öğrenciye kredi verip de faizini silmeyen bu namussuzlar e, kendi zenginlerini daha da zengin etmek için telefon şirketlerini biliyorsunuz Kemal Unakıt'ın e, denen şerefsiz öldü geverdi de e, bu Erdoğancılar yedi bütün rantını 18 yıldır. Şimdi de e, 12 milyar vergi vermeyecek. Gerek yok. Devletimiz güçlüdür. Vergi vermezseniz de biz çalmasını, sizin malınıza, mülkünüze çökmesini, siyasi proje uydurup da suç istat etmesini biliriz diyor Erdoğan rejimi. Vergi vermesine gerek yok bu AKP'li haramilerin. Onlar vergi verirlerse ceplerinde akrep var, sonra akrep sokar. Gerek yok. İşsiz üniversite mezunları eşek gibi ödesinler bu borcu. Çünkü onlar GSM operatörleri sayesinde zengin oldular. Yani işsiz üniversite mezunları var ya İş bulamayan, her işi yaparım abi diyen onlar yaptı bunu. FETÖ yapmıştır. O yüzden e, bütün paralar, pullar e, AKP'lilerin, MHP'lerin cebinde. ihalleri onlar aldığı için FETÖ'cü onlar. Ancak istemek de olmuyor tabii unutmak. Üstüne üstlük geliyor, geliyor geliyor, veriyor bu haberler. E, sizin zihninizde hücum ediyor. Yüzleşmek zorundasınız. Barışmak zordur gerçeklerde. Biliyoruz ki anımsamak yüzleşmektir de. Ben size anımsatıyorum yüzleşmeniz için. Ee, bütün işleri sizlerin gerçek yüzlerini ortaya koyarak yüzlere tükürmeniz ve bu yüzsüzlerle yüzleşmenizi istiyorum. Gerçi onlarda yüz yok ama e, yüzleşmeniz gerekiyor. Ermenistan tarafı diyor ki bu arada savunma birliklerimiz 2. Dünya Savaşı gazileriyle koordinasyon içinde hareket ediyor. Ve düşmana ağır darbelere vuruyor. <laughs> Çok komik. Adamlar sivil noktalara vuruyor. Gence'de, Mingeçevir'de e, sivilleri öldürüyor. E, askeri tesis vurduklarına ithal ediyorlar. İki tane apartman komple sivil. Gence'de vurdukları. 55 ölü var. E, 50, 15 ölü var. 55 yaralı. bir tanesi de çocuk. Sivilleri öldürüyor Ermeniler. Azeriler ise <laughs> orada e, askeri üniforma giyen Ermenistan ordusunun adamlarını öldürüyor. Askere noktaları vuruyor. Savaş yürütüyor. Ermenlerin galiba istihbaratı iyi değil. Veya Ruslar istihbarat desteği sağlamıyor. Çünkü koordinasyonları yanlış veriyor olmalı ki Ermeniler gidiyor sivillerin yaşadığı apartmanı vuruyor. Ruslar desteğini tam çekmişler. Öyle öyle gözüküyor ve dünya kamuoyunda Ermeniler iyice haksız duruma düştüler ve kaçacak yerleri de yok. Tebriz ve Tahran şehirlerinde ise e, polisler Molla rejimi eee protesto edenleri arıyor. Rejime karşı çıktığı için Tahran rejimi biliyorsunuz Ervan e, rejimiyle ortak çalışıyor yıllardır. Azerileri sevmiyor, Türkleri, Müslümanları sevmiyor. Onlar Erdoğan'la çalışıyor, Mitte çalışıyor biliyorsunuz. Onları zengin ettiler. Dağlık karavan bağımsız olmasını filan istemiyor. Ama aslında Erivan yönetimi de tanımadı. Dağlık Karabağ'ın bağımsızlığını 2007'de Robert Koçaryan sağladı. Sonra geldi darbe yaptı. Ermenistan Başbakanı ve Cumhurbaşkanı oldu. Şerefsizin sizin önde gideni. Birleşmiş Milletler dört tane krama karar çıkardı 1993'te. Kimse hiçbir ülke tanımadı. Dağlık Karabağ adam geldi. Devlet başkanı oldu. Sonra kendi ilan etti. Referandumu tanıdı. Dağlık Karabağ il ilhak etti. Ermenistan'a. illegal tabi. Darbeci. Darbecilerin e, iktidara olduğu Türkiye'deki gibi bir durum söz konusu. Adam zorla e, ilhak ediyor. işgal ediyor. İnleyicin yapıyor. Invader yani bunlar bu radyo rejimi. Aynı Robert Kocharyan taşnakları gibi şerefsizin önde gideni 22 gündür Tebriz ayakta. Ermenistan'a lojistik destek gitmesin diye uğraşıyorlar. E, fakat e, Moğol rejimi namussuz. Gözaltına almış günü e, Türkleri güçlenmesini istemiyor tabii. Tahran'da gösteriler devam ediyor. Tahran'da 6 milyon Türk vardır. Moğol rejimi sallanıyor. E, Nurduz sınır kapısı artık açıldı ve do Azerilerin kontrolüne geçti. Azerbaycan ordusu tarihi huda veren köprüsünü kontrolünü ele alınca Ermenlerin kaçacak yeri kalmadı. İran'a da kaçamayacak artık. Kaçacağı tek yer Erivan. Dağlık Karabağ kaçması da çok zor. Çünkü siyahlarla vuruyorlar. Siyalar öyle bir uzaktan kumanda gidiyor. Bir de Ermeniler füze atmışlar. Hızlıya düşmüş. Allah Allah. Hızıya bomba düşemez. Hızı nerede? Elvan nerede? Azeriler de çok iyi propaganda yapıyor. Hızıya giden füzeyi havada vurmuşlar. Falan. Ee, Şehir hikayesi. Hızı nerede biliyor musunuz arkadaşlar? Ee, haritaya bakacak olursanız Bakü'den çıkıyorsunuz, kuzeye gidiyorsunuz Dağıstan'a doğru. Ee, birinci hızık e, gelir şeyden Lökbotan'dan çıkınca şey şey dön, dönmezseniz eğer batı tarafa kuzey tarafa giderseniz e, Abşurundan geçerseniz Hızı'ya gelirsiniz. Hızı'da da e, eğer Sungat'a gitmiyorsanız, kuzey tarafa gidiyorsanız Hızı'da da e, dağlılar yaşıyor. Dağlılar. Yani eskiden beri dağlı arkadaşlar. Hiç şehire falan ilmez bu dağlı kardeşler. Hızlılar. Ee, ...hiç alakası yok... ...Ermenistan sınırıyla... Ee, ...uzak yani... ...Rusya sınırına bile uzak... Dağistan'a bile uzak... ...hızlıdan sonra... ...daha arkadaşlar... E, Kuba var... ...Haçmaz var... ...Gusar var... ...3-4 tane şehir var yani... ...hızlıya niye Ermeniler... ...gülü alsın, füze alsın... ...yani bu haberi kim yaptı... ...hangi salak yaptı diyeceğim de... E, ...dalga geçiyorlar galiba havada vurmuşlar füzeyi. Vay anasını sayın seyirciler. Havada füzeyi vuran teknolojileri var. Azeriler e, iyi gaza gelmişler yani. Gerçek dışı yani anlayacağınız. E, Rusya'dan atmadılarsa bombayı, Dağistan taraftan Ermenistan taraftan düşmez hızlıya bomba. Mümkün değil yani. Ermeniler çaresiz durdu anlayacağınız. E, ve masaya oturacaklar. Başka çaresi yok. Paşinyan demiş ki e, Karabağ bizimdir, bizim kalacak, e, vermeyeceğiz falan demiş. E, nüfusu Ermeni demiş, Azeri değil ki. Yüzyıldır zaten yüzde seksen nüfus Ermeniydi Dağlık Karabağ'da. E, oyun oynuyor, kelime oyunu yapıyor. E sen Dağlık Karabağ senin olabilir nüfus ama sen önce işgal ettiğin yedi tane şehri terk et. Mesele bu aslında. Yoksa Dağlık Karabağ'da Ermeniler yaşıyordu. Eskiden beri. 100 yılı aşkın süredir. 150 yıldır Ermeni nüfus ağırlıkta. Yapılan son iki nüfus sayımda da öyle. En son 1989'da yapılmıştı. Ee, %21 Azeri nüfus vardı. Onları da kovdunuz. Tazimab olayı var. Yani Maraş bak yıllardır çözümlenmiyor. Kıbrıs Rum kesiminde. E, Türk kesiminde. Erdoğan kendi adamını... Ersin Tatar'ı Cumhurbaşkanı yaptı. Para konuşuyor. Parası olan konuşuyor. Yani kumar biznesi var, uçturucu biznesi var. Niye Mustafa'yı e, Cumhurbaşkanı yapsın ki Erdoğan? Hırsız değil, soysuz değil. Erdoğan'a hırsız, şerefsiz adamlar lazım ki e, biznes yapsın. Yani rant elde etsin. E, Karabağ'da rant var. Çok ciddi rant var. Bir defa turistik yer, havadar, oksijeni var. İkincisi de altın var. Putin ben vermem altını diyor. Yani bütün şeyleri alabilirsiniz, kelbeceri alamazsınız. Kerbecer'i Putin ve KGB generalleri Ruslar sömürüyor, 27 yıldır kuruş vermezler. Hiç beklemeyin. Kerbecer el değiştirse bile, Azeriler tarafına geçse yine Putin vermez. Altın var, koskoca dağda altın var, kaz dağ gibi yani ve 27 yıldır zaten çıkartıyorlar. O yüzden işgal etmiştir Ruslar. Ermeniler işgal etmedi Kerbecer'i. Ruslar işgal etti Putin. Şimdi e, Ermeniler demiş ki bari Kerbecer'i vermesek. Yani Laçini vermesek. Koridor olurdu arada. Kerbecer zaten Ermenistan tarafına bakıyor yüzü. E, Zengiren, Kubatlı zaten verilecek. Hiç şansları yok. E, durum çok komik bir e, gerçek durum. E, şey yani bu Haritaya baktığınız zaman göreceksiniz de e, Karabağ'da ve Karabağ dışında şöyle bir olay var. Tam ortada yer alan Dağlık Karabağ biraz Keşmir sorununu andırır. Ee, Pakistan'a mı aittir yoksa Hindistan'a mı? İkisine de ait. Yani e, nüfus olarak da olsun Keşmir halkı olarak da olsun hem Pakistanlı var hem Hindu var. Niye geçinemiyorlar? İngilizler uyanıktır. İngilizler araya bir ihtilaflı zon mutlaka koyarlar. Ruslar gibi yani. Kavga etsin bu iki millet çok güzel kavga ediyorlar. Filistin sorunu da öyle çözmüşlerdi biliyorsunuz İngilizler. Hin, hin oldu Hinler. Ee, Osmanlı zamanında kan gövdeyi götürmemişti Filistin'de. Çünkü Osmanlı ecdadımız adalet peresti. Ama İngilizler ne yaptı? Kan çıksın, ihtilaf çıksın diye ihtilaflı bir zon. Mutlaka istiyorlar. Ruslar gibi yani. O yüzden zaten bu İngiliz, Rusya, Çin, Erdoğan ortaklığı var herhalde bu 15 Temmuz'da. Çin Dışişleri Bakanı ne demiş? Dünyanın dört bir daha fazla ül ülkeyi Çin'in ekonomik inşasına katılmaya, tartışmaya, inşaat ve ve kazan kazan durumunu paylaşmaya davet ediyoruz. Bu tam Erdoğan'ın kullanacağı bir cümle ya. Yani win-win diyor. Gelin diyor, biz e, yine sizi öpelim. Çin çok güzel öper. Çok barışçıl yükseliyor. Aslında savaşçıl yükseliş yapıyor. İslah ediyor. Iııı e, koronavirüsten tırsmayın. Ben sizi öpeceğim diyor. Ben öpmezsem koronavirüs öper. Çinliler çok sevecen bir millettir. Dinsizdir. Allah'a pek inançları yoktur. Çoğunun bizim iler civarında. Ee, inananlar da dininle ben aileye inanıyorum. Aile dini. Aile diye bir din yok. Çinli kardeşlerimiz çok böyle e, felsefi dini tartışmaya girdiğiniz zaman dininin ne olduğunu bilmiyor yani. Genelde. Müslümanlar biliyor, Hristiyanlar biliyor, Hristiyanlar biliyor da Çinlilerin çoğu bilmiyor. Ee, aile diye bir din var Çin'de. Family religion. Family. Family. Aile dini. Ailesini korumak için yani hepinizi öldürür. Hele bir Çinlilerin malını alın da toprağını nasıl bas bas bağırıyor bakın göreceksiniz o zaman Çin'i. E. Tayvan'a savaş açacakmış. Vok açarsın. Amerika var arkasında, Amerika'nın arkasından durduğu Tayvana, Singapura, e, duhu çatar, Çin'in, Çin Komünist Çin Partisinin. E, Türkiye niye kurmuyor bunlar? Niye e, izin verdiler 15 Temmuz'da Türkiye'yi yıksın? Ne oluyor 15 Temmuz'da? Bir izah edin bakayım, Rothschild e, çıksın, konuşsun bakayım. Bunlardan ben artık Türklerden bir şey beklemiyorum. Jacob Rothschild, Evelyn Lynn Rothschild. Çık bakayım bu 15 Temmuz'u Filip'le niye organize ettiniz Erdoğan'la, Hulusi Akar'la? Abdullah Gül bu işin neresinde? Bir izah edin, Türk toplumuna artık. Bekliyoruz. Almanlardan da bekliyoruz. Ruslardan da bekliyoruz. Dört gözle bekliyoruz Joe Biden'dan. Trump açıklamaz. Umudu kestik yani. Belli ki Erdoğan'la işbirliği halinde. Bu beyaz sandalye olayı biliyorsunuz Türkiye'yi iyice gerdi. 20, aa, bir ay, 10 gün beyaz sandalyenin üstünde siz yaşadınız mı? Bu zulmü yapan bütün şerefsizleri, darbecileri 21 ay, 10 gün beyaz sandalyenin üstünde tek kişilik hücrede yaşatmak lazım. Bakalım yaşayabiliyorlar mı? Bir demir renza, dört duvar ve bu döküntü hücrede bir emniyet müdürü nasıl yaşar? 21 ay 10 gün. Masum bir insan nasıl yaşar? Hani Efkan Ağa demişti ya, kır kapıyı al gazeteci. Biz sonra kanun yaparız. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ni tanımayız. Anayasa Yüksek Mahkemesi'ni tanımayız. Türk Ceza kanunu tanımayız. Siz ne bok adamsınız? Neyi tanıyorsunuz? Baro seçimleri yapmışlar ki ya koronavirüs sebebiyle yasaklanmış. Aa, Baro seçimleri yapılamıyor mu? Çoklu baro geçirdi. Kümletler Doğan kor attı. Şimdi de baro seçimlerini yaptırmıyor. Koronavirüs var. Ama e, Büyük Birlik Partisi Genel Koy e, Kurultayı'nda dün kavga etmişler. Niye kavga ediyorsunuz? Hani sosyal mesafe vardı? Kavga çok fiziksel mesafeli olmuş. Yakın dövüş olmuş. Sanki Büyük Birlik Partisi kalmış gibi Mustafa Destici AKP milletvekili yani. Muslim başkanını öldürdüler, dalga geçiyorlar. Ve Muslim Yacıoğlu'nun ne karısı, ne oğlu, ne kardeşi kultaya girememiş. Salona girememiş. <laughs> Bırak aday olmayı. Erdoğan saray ne derse olmuş. Yani tam bir novran, despot, kibir, e, rezalet yani. Ne taraftan baksanız elinizde kalıyor. Ne dersiniz? Ülkeden kaçarsanız bir gün gelir siz de ülkeden kaçmak zorunda kalırsınız. Bu faşizm hepinizi vurur. Fethullah Gülen öyle demişti 2014'te Ekrem Dumanlı'ya verdiği 5 günlük röportajda. Raportaj, Bu faşizm ve soykırım projesi herkesi vurur. Herkese dokunur. Herkese zarar verir. Çünkü faşist ve insanlık dışı adalet, fairness yok. Meriç'te öldüm derseniz, gözaltında öldüm deriz. Kaçırıldım öldüm derseniz, işkencede öldüm derseniz sonra. Gurbette öldüm, kimse duymadı. Gaybette öldüm. Derirsiniz, dersiniz, deriz, deriz. Canavarın dişine kan değdi bir, de bir kere. Doymuyor kana cana, ırza, paraya, pula, şerefsizin önde gideni bu 15 Temmuz konsorsiyumu suçlunun kim olduğunu öğrendiniz mi şimdi? Cemaatle hizmette alakası olmadığını, cemaate hizmete HDP'ye zulmedildiğini ne zaman idrak edeceksiniz? Bire vampirler, şerefsizler hala konuşuyorlar. Önce serbest bırakın masumları. Ali Babacan Karadeniz gazetesine konuşmuş. Başka gazete kalmamış. KK'ler için yeni talepte bulunmuş. KK'lere tazminat ödensin. Ulan hıyar sen iktidardaydın, bakandın. Bankasıya el koydun. Legal bir bankaya. Ve bankasıya para ceza kesiyorsunuz. Önce serbest bırakın bütün masumları. Haklarını iade edin. Görevlerini döndürün. Çaldıklarını iade edin. FETÖ jargonu için de özür dileyin. Nasıl tövbe yapın. Sıra tazminata gelsin en sondan başlıyor. Tazminat en son verecek bir şey. Önce çaldıklarınızı iade edin. insanların hayatını, ailesinin işini, gücünü. Önce FETÖ jargonu kullanmayı bırakın. Terbiyesiz. Kendin seçildiğin kurultayda iki defa FETÖ dedin sen. Ben bunu kaydettim. Unutmam. Umut tacili yapıyorsun. Usandı mı millet? Oy avcılığı yapıyorsun. Karın doyurmuyor. Hırsız yakalansın. Tarbeci de. iade etsinler çaldıklarını millete. Tazminat budur. Siz, sizden bir bok beklemiyoruz zaten. Siyasetçilere benim zerre miktar güvenim kalmadı. Herkesin durumu aynı. Meral Akşener KK'leri savunmazmış. Yüzde bir oyları varmış. Acaba bu günler, kara günler geçince herkes süre elini başının arasına alıp da düşününce baktığı zaman bu haberlere ne diyecek? Utanmayacak mısınız? 19 yaşındaki Hazal Tektaş reddettiği erkek tarafından başından silahla vurularak dün 18 Ekim öldürüldü İstanbul'da. Zeynep Hemşire anlatıyor. Dün gece nöbetteyken geldi bu kız. Kafasına iki kez kurşun sıkılmış. Yapılan müdahalelere rağmen döndüremediler hayata. Yüzünü temizledik kanlardan. O güzelim kaşı gözü yüzü iki kurşunla darmadağın olmuştu. Her gün kadın öldürülüyor Türkiye'de. Despot, erkek egemen bu kültürsüzlükte. Sadece ağlamış hem işte. Bir yaş küçük kızı varmış. kendisini kızı gibi morga götürmüş. Kendi kızından bir yaş küçükmüş. Bu 19 yaşında. Durum bu. Ve bakıyorsunuz bir gençte yine öldürülmüş 40 kale efe tipi cezaevinde darbedilmiş işkenceyle Serkan Tumay Bitlisli 18 yaşında bir adli mahkum işkenceyle öldürülüyor. 18 yaşında ya. Darp ediliyor. Sapa sağlam girdiği cezaevinden cenazesi ailesine teslim edilmiş. Ailesi kafasında dikiş, vücudunda darp izleri olduğunu söylüyor. Bu nasıl bir şerefsizliktir? Bitirmek üzereyim. Ee, Youtube'a koyacağım bunu. Yani sonuna denk geldin kardeş. Bir de Yakışıkların tweetlerini okuyalım. Yakışıklı diyor ki yurt dışına çıkmış olan arkadaşların birçoğu, ben de dahil tüm imkanları zorlayarak yurt dışına çıkılması gerektiğini söylüyor. Çünkü Türkiye'de bir e, Hitler rejimi var, Nazi rejimi var. Yaşama alanı bırakmadı insanlara. E, bu arkadaşlarımızı gayetlendirme cesaretlendirme adına söylenmiş bir tavsiye. Emin olun buradaki yurt dışındaki birçok arkadaş her zulüm haberiyle kahroluyor. Vatanında doğduğu topraklarda Hitlerizm, faşizm var. Elinden bir şey gelmediği için eflanıyor, üzülüyor. Çünkü insanız. Çünkü birçok arkadaşımız Yunanistan'da mahsur kalmış durumda. Birçok arkadaşımız kamplarda henüz oturum alamamış, seyahat özgürlüğü yok ve ekonomik özgürlüğü elde edememiş halde bütün hayatları çalındı. Özgürlüğünü sağlamış arkadaşların birçoğu da ellerinden geldiğince hem yeni bir yaşam kurmaya çabalıyor hem de Türkiye'de kalanlar için ne yapabilirim diye yardım etmeye çalışıyor. İnsanlık göstermeye çalışıyor. Elbette gelip de yurt dışına bağını koparanlar var. Bu durum yurt, yurt içinde de geçerli. Binlerce insan geçiminin derdinde bu rejim insanların paralarını, pullarını, hayatlarını çaldı. Sağlık sorunları yaşıyor, iş bulamıyor. Legal iş bulamıyor, illegal iş bulamıyor. Devlete giremiyor, sigortası çalışmak zorunda kalıyor. Onlara da baskın yapıyor. İçeride yakını için mücadele veriyor. Diğer insanlarla ilgili bir şey yapamıyor. O kadar çok yakın akrabası içeride ki ancak yetişiyor. Kılına kıvdada mı bazıları da? Umursamıyor. Sadece kendi yakınları Kova akrabaya bakıyor. Veya e, pek çok insan artık sosyal medyadan e, taklara katılmıyor. Sosyal medyadan çekildi, e, bıktı, usandı. Cemal Yıldırım gibi, Melek Çetinkaya gibi mücadele eden kahraman insanlar var Türkiye'de. Haluk Hocamız mücadele ederek öldü. E, kahraman insanlarımız var böyle. Şimdi mücadele etmiyor diyebilir misiniz yurt dışındakilere ve yurt içindekilere? Ayrımcılık yapabilir misiniz? Fitne çıkartmayın. Herkesin yapabileceği veya yapamayacağı şeyler var. Fitneciler yüzünden, birkaç densiz yüzünden yurt içi, yurt dışı tartışması yapmak yakışık almaz. Cemaatin üstü altı olmadığı gibi yurt içi, yurt dışı diye bir ayrımcılık olmaz. Herkes imkanına ve şartlarına göre hareket etmek zorunda. Kimseyi, e, kimseyi kıramayın. Başınıza gelir. Şahsi hedef almayın, göstermeyin. Genel olarak tavsiye ve eleştiri yap, yapıyor insanlar ama üslubunca e, yapın yani. insanlar e, yurt dışındaki arkadaşlarının hepsi can yandırıyor. Yardım etmeyen ben arkadaşım bilmiyorum. Herkes bir şekilde yardım ediyor. Gizli veya açık. Elinden geleni yapmaya çalışıyor. Sadece kendi akrabalarına değil. Bütün mağdurları tanıdığı tanımadığı insanlara yardım ediyor. Kelebek etkisiyle inşallah müsbet hareket yayılır. Ve bu faşizm, hitlerizm e, darbe rejimi inşallah sona erer ve yargılanır bu bu faşizmi, soykırımı uygulayanlar. Fitneye sebebiyet vermeyelim, samimi olalım, aşkı şevki kırmayalım. çünkü Anadolu şehitlerin ülkesidir. Şehitlerin kanlarla sulanmıştır. Ecdadımızın yadigarıdır. Havarilerin, sahabelerin, evliyaların, asfiyaların, peygamberlerin biz Anadolu'yu bu gladyocu, şerefsiz 15 Temmuz darbeci, dinsiz köpeklere, Çin ve Rusya'nın mandasını isteyen, İran tarafından yenilenmiş vatan haini, vatan partisi, AKP, MHP gibi, ETÖ Baryocu gibi itlere, şerefsizlere, itlere, kopuklara bırakacak, teslim edecekler değiliz. Onlardan hesap soracağız ve sonuna kadar mücadele edeceğiz. Son nefesimize kadar. Herkes vatansız bu e, pislerin, e, kötülük peşinde olan şeytanların neler yaptığını teker teker öğrenecek. Ben konuşuyorum ve konuşmaya devam edeceğim. Öyle susturamazlar beni. Daha anlattıklarım devede kulak. Yani 100 taneden 10 tanesini anlatıyorum. 90 tanesini anlatamıyorum. Zamanım da yetmiyor. 24 saat konuşsam yine bit yetmez. Her gün 24 saat konuşsam bu kadar zulüm yapan, bu kadar şerefsiz bir gurun, şeytani ifridi grubun yaptığı rezaletleri anlatmaya yetmez. Sadece bir saat, iki saat galiba konuşuyorum. Az konuşuyorum yani. Yoksa 24 saat konuşurum. Yine de bitiremem. İyi günler arkadaşlar.